Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hafta başından itibaren sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. Termometreler bugün 42 dereceyi gösterirken Efeler'de 7'den 70'e herkes kavurucu sıcaklarla mücadele edecek. ITV haber ekibi olarak kavurucu sıcaklara karşı vatandaşların aldığı önlemleri sorduk. Başımızı ıslatıp şapka katıyoruz başımıza. Yani gölgede, yani güneşte gezmemeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince serin yerlere gitmeye çalışıyoruz. Başka yolu yok. Seni de etkiliyor mu çok fazla? Çok çok etkiliyor. Peki ne yönde etkiliyor seni? Yani sıcaklığı rahatsız ediyor ya başıma vurunca. Bir de gözler, benim renkli gözler, evet. Gözleri de çok alıyor. Sıcak havalar sizi etkiliyor mu? Aydın'ı yaşadığımız için fazla etkilemiyor. Peki nasıl korunuyorsunuz sıcaktan? Genelde gölgelerde, kapalı mekanlarda, klimalı ortamda. Dışarı çıktığımızda da şapka ve gözlükle korunmaya çalışıyoruz. Yani ne yapalım abla, genellikle gölgelerde duruyoruz. Böyle. Sıcak havalar seni de çok etkiliyor mu? Etkilemez mi ya? Nerede etkiliyor seni en çok? Başta ter. Çok pis terliyoruz. Peki dışarıya çıktığında nasıl korunuyorsun? Mesela... Ne bileyim yani güneş havalarda pek dışarı çıkmıyorum ben. Şimdi bir işim vardı o yüzden çıktım da şey yani genellikle şapka takarız. Yani öyle bir şeyler yani. Pek dışarı çıkmıyorum yani ben öyle. Peki etkileniyor mu bebekte? Sıcaktan etkileniyor, durmuyor, eziyet ediyor, evet. Peki siz nasıl korunuyorsunuz sıcak havalardan? Sıcak havalardan? Korunma yöntemleriniz nelerdir? Fazla dışarı çıkmıyoruz yani çocuklar olduğundan 3 tane benim. Yani çıkmıyorum dışarı öyle. Peki sıcaklar seni de etkiledi mi? Hayır. Seni etkilemiyor mu sıcak? Hayır. Peki tamam o zaman. Teşekkürler. Klimanın altında serinliyoruz. Mecbur olarak çarşıya çıkıyoruz. Öyle. Peki seni de çok fazla etkiliyor mu sıcak havalar? Etkilemeyeceğim. Hepimizi etkiliyor tabii. Peki ne yönde en çok etkiliyor seni? Valla tansiyonumuz oldum. Tansiyonumuz yükseliyor sıcaktan. Bu kadar. Dışarıya çıktığında nasıl korunuyorsun? Valla nasıl korunacağız? Kölgelerden, hayır dondurma da yiysek de kölgelerde geziyoruz. Bir şey eşarptır, şurada bir şey takıyoruz. Sıcakların artmasıyla birlikte klima satışlarındaki artış yaşanıp yaşanmadığını ise klima satışı yapan Mehmet Güngör'den öğrendik. Kavurucu sıcaklar başladı, Afrika sıcaklıkları da gelecek. Peki bu sıcaklıklar klima satışlarını etkiliyor mu şu anda? Henüz daha etken görülmemiş vaziyette. İnşallah bekliyoruz. Beklentimiz o yönde. Ama geçmiş şu son bir ayı bakar isek Ramazan ayında özellikle çok fazla sıcak olmadı. Bundan dolayı yaz beklentileri satışları gerçekleşmedi. Geçen ay itibariyle %50 oranında bir azalma var. Ama önümüzdeki Ağustos ayında ise ortam sıcaklığı eğer yüksek oranlarda değerler gösterir ve insanlar da bu sıcaklardan etkilenirse satışların artabileceği görülebilir. Ama ortamdaki siyasi havayı da aklımıza getirdiğimizde bu sıkıntının biraz daha farklı boyutlara gidebileceğini düşünebiliyorum. Ki inşallah öyle olmaz. Hükümetin kurulmaması insanların alışverişi karşı biraz daha dikkatli olmasına sebep veriyor. Bundan dolayı beklentimiz alışverişin olması yönünde ama dediğim gibi inşallah bu sıcakların artması ve siyasetin normal boyuta dönmesi, hükümetin kurulması bizim satışlarında daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa sıkıntı devam edecektir. Geçen yıl nasıldı peki satış? Dediğim gibi Haziran ayı itibariyle baktığımızda istatistiklere %50 bir azalma var genel piyasada. Bu bizim klima sektörü de dahil olmak şartıyla bir azalma söz konusu. Ağustos'ta ne olur? Ya Temmuz'un sonuna itibariyle ne olur? Daha henüz kesin bir şey söylemek doğru değil ama geçen yılın ilk 20 gününe baktığımızda altta geziyor seyir adet olarak.